Evet, 5'te 1 kaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta ilginç bir yasa daha çıktı. Hal yasasının sonuna gelindi ve fahiş fiyat artışının önüne nasıl geçilecek diye konuşulmaya, tartışılmaya da devam ediyor. Hal yasası bir anlamda gıda sektörünün halini düzeltebilir diye umuyoruz. Çünkü bu hafta öyle görüntüler vardı ki domatesini, salatasını, patlıcanını büyük şehirlere ulaştıramayan ve gidip döken insanları gördük. Yani çöpe döken insanları gördük. Özellikle büyük şehirlerdeki gıda tedarik zinciri konuşuluyor, tartışılıyor. Bu yasayla beraber düzelmesi de umut ediliyor. Türkiye Haciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan şu anda konuğum. Yüksel Bey, siz hal yasasının neden çıktığını nasıl anlatıyorsunuz? Nasıl bir katkı sağlayacak sizce acaba bu yasa? Öncelikle hal yasasıyla ilgili şunu söylemek isterim. Toplumda algı çok yanlış yönlendiriliyor. Sanki hal yasası çıkınca fiyatlar düşecekmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Bu aslında son derece yanlış, çünkü yasanın fiyatlarla bir ilgisi yok, olamaz da. Tabii bazı maddeler belki uygulamada daha rahat kontrol altında tutulabilir. Yasa ancak altyapıda, mevzuatta bir sorun varsa bu sorunun giderilmesi için ve güncelleme açısından önemli olabilir. Tabii yasadan beklentiler ne? Gerçekten zor bir sektör, biliyorsunuz genelde ticaret, iş alemi hep Türk ticaret kanunlarıyla idare edilir. Yalnız bazı sektörler özel yasalarla idare edilir. Sebze meyve de aynı şekilde özel bir yasayla idare ediliyor. Tabii yasanın ana öngörüsü aslında, mevcutta da bunlar var. Özellikle üretici ile toptancıl ve perakendeci. Bunların arasına çok fazla kişinin girmemesi, yani ürünlerin elden ele geçmemesi. Dediğim gibi bu aslında mevcutta da var, fakat tam uygulanamıyor, uygulamada zorluklar var. Haksız rekabetin önünün açılması veya haksız rekabetin olmaması, rekabetin önünün açılması, ki bu da çok önemli. Bununla ilgili özellikle bazı maddeler üzerinde duruluyor. Bu tabii genelde mecliste, meclis muhabirlerinin kulis bilgisiyle gelen maddelerdi. Biz 10 gün evvel kadar federasyon olarak bakanlıkla ilk resmi toplantımızı yaptık. Ama daha taslağın belirlenmiş maddeleri net değil. Sadece yeni bir çalışma götürülüyor. Eski yapılmış 2 yıl evvelki çalışmayla birleştirilmeye çalışılıyor. Ve önemli olan maddeleri de bu şekilde üstünde duruluyor bakanlık tarafından. Esas taslağın maddeleri belli olduktan sonra bu işin paydaşları zannediyorum daha doğru yorumlar yapacaklar. Oradan anladığımız kadarıyla toptancı hallerin idaresinin özerk bir yapıya kavuşturulması öngörülüyor. Bir bütçe verilmesi öngörülüyor. Daha modernleşmesi öngörülüyor. Ve sektörün daha şeffaf hale gelmesi için bazı çalışmaların olacağını düşünüyoruz. Tabii bunlar sonuçta bu taslağın maddeleri belli olduktan sonra daha iyi, daha doğru yorum yapabiliriz. Onun için bize göre taslağın maddeleri belli olduktan sonra daha doğru değerlendirmede bulunabiliriz diye düşünüyorum. Tabii burada çok önemli olan, en önemli olan konu üretim, üretici. Bunların dik durması sağlanmalı. Ürününün gerçekten en azından maliyet artı bir kar marjına kavuşması çok önemli. Bunun için de üretime odaklanılmalı. Üreticiyle yapılması gereken bir kısım yapısal sorunların çözülmesi gerekiyor. En önemli konulardan birisi o, üreticiyle ilgili. Bir diğeri tabii genelde ülkemizde de dünyada da benzeri bir şekilde toptan pazarlama genelde haller aracılığıyla yapılıyor. Bir de tabii bunun akabinde perakende konusu var. Genelde Ticaret Bakanlığı, bizim ilgili bakanlığımız olduğu için daha çok pazarlama aşamasıyla ilgileniyor. Tabii burada hallerin modernleşmesi, altyapısının düzenlenmesi, şeffaf yapıya kavuşulması, bunlar çok önemli gözüküyor. Daha sonra perakende ile ilgili de bir çalışma var. Aslında beraber götürülüyor anladığımız kadarıyla. Perakende'de de özellikle bu büyük market zincirleriyle küçük esnafın, yerel marketlerin, manavların, geleneksel pazar yerlerinin rekabetine imkan kavuşturmak şeklinde düşünülüyor ki bu çok önemli. Çünkü günden güne
bu büyük marketler karşısında özellikle geleneksel pazar yerlerimiz rekabet sisteminin gücünü kaybediyor. Nihai tüketim piyasası günden güne bu büyüklerin eline geçiyor. Bu gerçekten çok sakıncalı. Bu nihai tüketim piyasasını ele geçiren bu büyük zincirler yarınlarda üretimi de ele geçirebilirler. Zannediyorum buna da dikkat edilecek. Tabii ki onlar olsun mu olsun ama büyüğün küçüğü ezdiği bir ortam olmamalı. Geleneksel pazar yerlerimiz yaşamalı. Oradaki arkadaşlar bu işi sürdürebilmeli. Yerel marketler olabilir, manav sistemi olabilir. Bunlar mutlaka yürümeli ve büyüklerle rekabet edebilecek güçlü olmalı. Çünkü günden güne onların gücü azalır duruma geliyor. Haller dahi artık bu büyüklerle rekabet edemez bir duruma geliyor. Bunların hepsini vurguladık. Zannediyorum yasa çalışmalarında hem bakanlığımızda hem mecliste bu konularla ilgili görüşlerimizi belirtmeye çalışacağız. Çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, biraz önce demiştim Venezuela Devlet Başkanı Türkiye'ye geldi diye. Geldi ve ayağını tozuyla Türk dizilerini yorumladı. Çok seviyoruz, eşimle Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman izliyoruz dedi. Daha önce ben de kendisiyle Venezuela'da Caracas'ta hatırlarsanız bir söyleşi gerçekleştirmiştim. Bakın neler demişti. Mr. Maduro, thank you very much. Bay Maduro, size çok basit bir soruyla söyleşimize başlamak istiyorum. Nasılsınız? Şu günlerde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Tengo la pasión patria en mayor nivel. Kendimi çok motive hissediyorum. Vatanım için derin bir tutkum var. Venezuela adına, demokrasimiz ve bağımsızlığımız adına tarihi bir savaştan geçiyoruz. Yaşananların tümünün Amerika ile bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezuela'nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar. İçimizde vatanımız için çok büyük bir sevgi var. Kurtarıcılarımız Simon Bolivar ve Hugo Chavez'e sonsuz bir saygı duyuyorum. Onların varlığı derimin altına işlemiş gibi. Bu sorunlarla başa çıkarken onlardan güç alıyorum. Del comandante Hugo Chávez. Lo llevo a flor de piel. Estoy muy motivado en esta batalla. Evet, bu geldiğinde de eşi Cecilia Flores de Türk dizilerini çok sevdiklerini söylediler. Diriliş Ertuğrul'u, Muhteşem Yüzyıl'ı, Payitaht Abdülhamit dizilerini izlediklerini söylediler. Özellikle Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'la da görüştü. Dizi çok heyecan verici demiş Maduro. Çok yakında Venezuela televizyonunda dizinin ilk gösteriminde yayınlayacağız diye de eklemiş. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde iki konu konuşuldu. Bir tanesi silah yasası, biliyorsunuz. Bu Texas'ta bir okula gerçekleştirilen saldırıdan sonra silah yasasını değiştirmek istiyorlar. Otomatik silahların satışını kısıtlamaya çalışıyor demokratlar, başta Biden olmak üzere. Ama cumhuriyetçiler de ya da silah lobisi buna izin vermiyor ve de konu bile ettirilmemeye çalışılıyor. Bu konuyla ilgili ünlü Hollywood yıldızları da topa girdiler. Biden'la konuştular, basın toplantıları düzenlediler. Yumruklarını kürsüye vurdular da diyebiliriz. Bu arada Biden'ı megafonla protesto eden bir kadına da polis çok sert müdahale etti ve de yerlerde sürükledi. Yeni bir George Floyd olayı mı diye de pek çok kişi konuştu. Bayağı bir yankılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başka konuşulan konu da kuşkusuz 6 Ocak Senato'nun işgali sonrasında bir yıl boyunca çalışan komitenin yaptığı açıklamalar oldu. Bir yıl boyunca Trump'ın kızı, damadı dahil pek çok kişiyle konuşan komite üyeleri gerçek suçluyu bulmaya çalışıyorlar. Ve bütün oklar Trump'ı gösteriyor. Ve Trump'ın yargılanıp yargılanmayacağını ise yine Biden karar verecek. İlginç bir durum anlayacağınız. Yani rakibinizin yargılanıp yargılanmayacağını siz karar veriyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri şimdi bunu konuşuyor. Bir başka konuda Twitter'ı Elon Musk alacak mı almayacak meselesi. Bu da çok konuşuluyordu, biliyorsunuz. Önce tamam alacağım dedi, parayı ortaya koydu. Sonra dedi ki ya ben vazgeçtim dedi Elon Musk. Son durum belli değil. Pazarlık hala devam ediyor. Biraz koyun pazarlığına dönmedi değil ama bu iş. İşte Twitter'ın CEO'su dedi ki biz size dedi göstereceğiz dedi, yani ne kadar sahte var diye. Alıp almayacağı belli değil ama bu da bu haftanın en çok konuşulan konuları arasında de diyebiliriz. Avrupa'da ilginç bir gelişme var. Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanmaya doğru gidiyor. Göz göre göre yasaklamayı düşünüyorlar. Üstelik bayağı da bir teşvik var. Özellikle Almanya'da mesela elektrikli arabalara alımı için bayağı bir teşvik uygulanıyor. Kenan Taş'la beraber geçtiğimiz günler Berlin'de bu konuyu konuştuk. Programımızın yapımcısı. Bakın nasıl teşvik ediliyor. İsterseniz Kenan'la beraber ekrana getirelim.
Kenan nasıl gidiyor, Berlin'i beğendin mi bu haliyle? Yani Berlin güzel ama biraz boş şansımıza. Bu arabalar da bayağı şey gördüğüm kadarıyla. Elektrikli araba sayısı çok fazla değil mi? Dikkatini çekti mi? Türkiye'de siz de San Francisco'da gördüğünüz Silikon Vadisi'nde Türkiye'de de yeni bir trend başladı. Ama Berlin'de çok yaygın. Niye yaygın? Çünkü devlet teşvik veriyor. Nasıl veriyor? 40 bin euronun altında bir araç alacaksanız eğer Berlin'de, Almanya'da 6 bin euro teşvik veriyor. Yani siz... Peşinatı veriyor yani. Evet, önden peşinatı veriyor. Elektrikli araba alacaksan ama. Elektrikli araba alacaksan eğer 60 bin euronun üstündeyse 5 bin euro teşvik veriyor. Orada biraz daha şey rakamı düşürmüşler, 1000 euro. Onun dışında biliyorsunuz hibrit diye bir kavram var. Hem benzinle gidiyor hem de elektrikle gidiyor. Bu tür araçlar da son dönemde Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Onlarda da mesela 4500 euro, 3500 ile 4500 euro arasında şey var, teşvik var. Onun dışında bir teşvik daha var. Evinize şarj ünitesi kuracaksınız. 2500 lira da orada veriyor devlet. Vatandaşlarını Alman hükümeti teşvik ediyor. Türkiye'de elektrikli araçlarda henüz teşvik yok ama muhtemelen bugün sabah birkaç yetkiliye sorduk. TOG'la birlikte gelmesi bekleniyor. Devletin biliyorsunuz yeni ürettiği bir TOG aracıyla birlikte elektrikli araçta teşvik gelmesi bekleniyor. Gördüğünüz gibi durum bu. 2035 yılına kadar içten yanmalı motorların sahipleri arabaları satmaya devam edecekler ama 2035 yılında tamamen artık böyle bir fosil yakıtlı araçlar olmayacağı benziyor. En azından şimdilik konuşulan bu. Evet, bir 5N1K'nın daha sonuna geldik. Yeni bir 5N1K'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.